Merhaba gençler. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Bu kıyı kıyı Anadolu seyahatim için yanıma aldığım bir survival kit var. Beer Gears'in seti. Bakalım içinde neler varmış. En azından kayıtlarda dursun diye böyle video eşliğinde açayım istedim. Bakalım onu parçalamadan nasıl yapacağız. Öncelikle bu seti kendim yapmak istemiştim aslında. Fakat setin içindeki bazı aletleri zaten dışarıdan satın alacağım için fiyatı çok da farklı gelmedi bana. O yüzden hazır bir set aldım. Ya bunu Kaki Everest web sitesinden aldım sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Kargoda falan gayet çabuk hızlı bir şekilde geldi. Bir sıkıntı yok. İstanbul'da da mağazalarda falan var zaten. Outdoor mağazaların çoğunda gördüm. Her zamanki gibi paketler zor açılıyor tabi. Evet. Paketin arkasında detaylı şeması ve İçine ne olduğuna dair yazılar var. Bakalım şimdi. Çantanın içinde, yani paketin içinde su geçirmez bir çanta var. Ve çantanın arkasında yerden yere ve yerden havaya sinyaller var. Morse sinyalleri de var burada yardımcı olması için. Bir acil bir durumda. Bu acil yardım düdüğü. Bakalım. Ha, evet, kedi köpek çıldırtan cinsten bir şey. Bütün malzemeler su geçirmez Ziploc denen böyle bir çantanın içinde duruyor. Aslında bunu açmamam gerekiyor sanki ama bir yandan da şeytan aç bir bak bakalım diyor tek tek içindekilere. Ama bakalım. Çünkü biliyorsunuz bu tür paketleri bir kere açıp çıkarttığınız içindekileri bir daha aynı şekilde geri koymak pek mümkün olmuyor. Ama en azından video kaydımız var şimdilik. Eğer geri koymayı beceremezsem video kaydını tekrar izler bakarım. Bakalım. Bunlar suya karşı dayanıklı ve uzun süre yanan kibritler. Normal kibritlerden daha uzun süre yanıyor. Şu kısımdan kaynaklı. Yanında bir de tutuşturucusu var. Burada ufak bir cep kaynağı koymuşlar. Bunu şimdilik açmasam da olur aslında. Yine bir bakalım. Sanırım bunun içinde acil bir durumda kaldığınız zaman neler yapabileceğinizi kısa bir şekilde anlatıyordur. İşte öncelikleriniz kendinize bir barınak yapmak, ardından ateş yakmak ve ardından yiyecek bulmak ve kurtarılmak sinyaller gibi böyle güzel açıklamalı bir bol detaylı bir kaynak. Düğümler ve acil durumda gerekli olabilecek tuzaklarla ilgili burada bilgiler de var. Yan tarafında bir inç usulü ve santimetre usulü bir de cetvel hazırlamışlar, yapmışlar. Bu şekilde kullanılıyor şuradan. Kendinize nasıl barınak yapabilirsiniz? Nasıl sinyal verebilirsiniz? Ateş nasıl yakılır? Yön nasıl bulunur? Navigasyonu var. Su nasıl bulunur? Nasıl korunur? Bu tarz bilgiler var. Acil durumlarda tabii en önemlisi ilk kural sakin olmak, planlama yapmak ve ardından harekete geçmektir.
En azından ufak da olsa hatırlatıcı bir doküman bulunması insanı sakin tutar ve kendine güvenini arttırır diye düşünüyorum. Ve ek olarak bir uzun mesafe düdüğü var çantanın içinde. Bakalım bu nasıl ses veriyor. Evet, bu kediyi daha çabuk kaçırttı, daha etkili en azından. Çok fazla üflemedim, kedi tam arkada yatıyor ama neyse, kaçmış oldu. Yapacak bir şey yok. Ateş başlatmak için pamuk var. Sanırım pamuğun içinde ateşi kolay yakmak için bir tür madde kaplı. Bu da bak, mum sürülmüş mumlu ip. Birçok işe yarayabilir bu. İşte diş ipi olarak kullanılabilir. Ya da barınakta kullanılabilir. Ateş yakmak için kullanılabilir. İşte bir şeyler asmak için kullanılabilir. Şöyle ufak minyatür de olsa bir multi tool var. Multi tool'un bir kerpeteni yapmıştım. Malzeme olarak gayet kaliteli görünüyor. Bakalım içinde neler varmış başka. Şöyle bir torna vidası var. Bir konserve açıcı var. Aynı zamanda ucu yine tornavida olarak kullanılabiliyor ya da bir şeylerin üstüne sürtmek için kullanılabiliyor. Törpüsü var. Acil durumda tam olarak bilmiyorum ne tür işe yarar ama illaki bir işe yarar. Cımbızı var. Şu minik bir cımbız. Sağlık açısından önemli. Burada da bıçağı var sanırım, evet. Ufak fakat etkili olduğunu düşündüğüm bir bıçak. Zaten acil durumlarda konfor tamamen geri planda kalıyor. İşlevsellik ve elinizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Bu bir sinyal aynası. Şu an tabii üstünde bir tabaka var. Bu tabakayı çıkartınca içinde gayet parlak bir ayna söz konusu. Arkasında da nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyor. Bu yerden havaya sinyal vermek için kullanılıyor güneş ışığında. Mesela bir adada kaldınız diyelim. Sizi aramaya uçaklar geldi. Uçaklara bu ufak sinyal aynasıyla şu ortasındaki delikten arka tarafından bakıp işte pilotun olduğu yeri, kabini hedefleyip onlara aşağıdan çok güçlü sinyaller verebilirsiniz. Teknelerde çok kullanılıyor bunlar. Karşılıklı haberleşmek için. Şurada ufak bir olta seti var. Aslında ufak diyorum ama içinde gayet 1, 2, 3, 4, 5 tane iğnesi var. İşte fırfırı var, fırdöncüsü var, ağırlıkları var, kurşunları var ve misinesi var. Acil durumda balık yakalamak için eğer yakında varsa nehir, dere bir şeyler işe yarar. Ufak bir dikiş seti var. Aslında dikiş seti ne alaka? Acil durumda İşte çantamızı mı, üstümüzü başımızı mı dikeceğiniz gibi düşünceniz olabilir. Ama şimdi mesela pantolonunuz yırtıldı, üstünüz başınız yırtıldı. Bu tür ufak bir setle tamir edip en azından moral bile kazanabilirsiniz. Moral çok önemli. Burada ufak bir ışık var. Tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyorum ama içinde de bir kağıdı var. Bakalım tam olarak neymiş kendisi. Evet. Şöyle tutup çekince kendine doğru ışık çalışıyor. İtince
şeklinde. Bakalım başka neler var. Asıl merak ettim, ben bunları geri toplayabilecek miyim acaba? Burada güzel bir ateş başlatıcı var. Magnezyum çubuğu deniyor bunlara. Ya da İngilizce steel, fire steel deniyor. Ateş çeliği diyeyim. Şuraya bakalım. Evet, poşeti komple kapalı açmak istemiyorum şu anda. Bunlar gayet kullanışlı aletler. Islandığı zaman bile ateş verebiliyor. Basitçe şu arkasındaki metal parçayı bu çubuğa sert bir şekilde sürttüğün zaman işte yaklaşık 3000 dereceye yakın kıvılcımlar fırlıyor burada. Birazcık çabayla ateş yakmak mümkün. Ama bunun da teknikleri var, kullanım teknikleri var. Onları iyi bilmek gerekiyor. Yoksa sadece kıvılcım çıkartıp durursunuz boş boşuna. Bu aralar onun üzerinde çalışıyorum, evde ne bulsam yakıyorum. Şöyle ufak bir el testeresi var. Bu gayet esnek fakat dayanıklı bir şey. Bununla işte odun kesebilir. Kesilen odunlarla işte ateş yakmakla ilgili olur o. Barınak yapmakla ilgili olur. Her yerde kullanışlı. Şöyle bir yedek ip silsilesi var. Bu da yine bir sürü amaç için kullanılabilir. Şurada çok ufak bakır bir tel var. Sanırım bunun amacı, bakalım odaklayabilecek miyiz? Odaklayamıyorum maalesef. Bakalım. Evet. Bunun amacı nasıl derler? Pardon. Trak geldi de. Tuzak kurmak için kullanılıyor bu ufak tel. Benim bunu alternatif olarak yanıma almayı düşündüğüm bir de şöyle bir akustik gitar teli var. Bunu Alper'den edindim. Eski bir gitar telini verdi bana. Valla şimdiye kadar hiç tuzak kurup da bir hayvan avlamadım ama olur da çok acil bir durumda kalırsam neden olmasın. Hayatta kalmak için gerekiyor bazen. Ve son olarak da şöyle bir alüminyum battaniye var. Bu da işte hipotermiye karşı ya da soğuk havalara karşı insanı koruyacak bir şey. Kesinlikle. Setimiz bundan ibaret. Şöyle güzel kalın su geçirmez bir plastik torba içinde bütün her şey. Ve ayrıca yine tek tek paketlenmiş ve su almaz şekilde. Set gayet güzel hazırlanmış. Yani umarım kullanmak için ihtiyacım olmaz. Fakat yine de doğada tek başıma olacağım. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Bir takım korkularım yok değil. Özellikle vahşi hayvanlar hakkında biraz tedirginim. O yüzden yanımda mutlaka böyle bir set bulundurmam gerektiğini düşündüm. Ve bu seti de kendim tek tek uğraşıp yapmak yerine hazırını aldım bu sefer. Çünkü elimde biraz ekstra bir para vardı ve zaten tek tek almaya kalksam hemen hemen, tam olarak değil de hemen hemen aynı paraya gelecekti bu. Aynı kalitede malzemeyi toparlamak için. Kalitesiz malzeme de olmasını istemedim yanımda. Çünkü bunlar bir kere ihtiyacım olacak ve ihtiyacım olduğunda da gerçekten ihtiyacım olacak malzemeler. O yüzden de bundan ucuza kaçmak yerine mesela ne yapmadım? Yanıma termos almadım. Daha birçok işte ocağımı kendim yaptım. Ocak fiyatından yırttım. Falan derken en azından kendime böyle bir yatırım yapmış oldum. Bakalım bunları geri toplamak mümkün olacak mı? O konuda biraz endişelerim var. Ama daha çok da zor değilmiş galiba. Şunu şu araya sıkıştıralım. Kivitlerimizi şöyle koyalım. Düğün yanına.
Yo, bayağı rahat rahat yer yetti de şu battaniye sanki. Niye mi çevirsek acaba? Evet. Evet, benim tamam, tam yerleştirmişiz. Pamuğumuz, mumlu ipimiz ve mum tutulduk. Şimdi geldi en zor kısım. Kalite olarak da beni son derece memnun etti diyebilirim. Çünkü ya bu kadar da kaliteli bir şey beklemiyordum. En azından işte ufak detaylar, şu dış çantası olsun. Ne bileyim, içindeki malzemelerin mesela düdüktür, işte kibrittir, böyle iptir falan. O tür malzemeler düşük kalitede olabiliyor çoğu zaman ama gayet güzel, memnunluk verecek. Şunun havasını da alalım. Evet. Şu anda sıkı bir şekilde kapanmış olması lazım. Evet. Ve bunu çantamıza, çantaya sığmazsa bomba olur işte. Böyle gayet sıcak. Bunun ağırlığı tam emin değilim ama 700 gram gibi bir şey olması lazım. Hatırladığım kadarıyla. Yani çok aşırı bir ağırlığı yok. Tabii ki de çok hafif değil ama sonuçta hayat kurtaracak malzemeler var içinde. İçindeki malzemeler, sadece malzemeler tabii ki hayatınızı kurtarmayacak. Hayat kurtaracak bir sürü bilgi var. Bunları iyice öğrenip uygulamayı bilmek gerekiyor. Çünkü lazım olduğunda dur ben bir öğreneyim, dur bakayım işte ateş nasıl yakılırmış, bir deneyeyim, efendime söyleyeyim, işte sığınak nasıl yapılırmış, dur onu bir öğreneyim deme gibi bir şansınız yok. Bunları önceden iyice öğrenip bilip bu içindeki bütün bu malzemeleri kullanmaya hazır olmalısınız. Böyle ufak bir malzeme Gerber'in Beer Grills serisi Ultimate Survival Kit'i. Görüşmek üzere.